strategi. O'zbekiston bozorida Yandex kompaniyasi kirib keldi. Mana hozir Toshkentga birinchi kirdi, keyin o'z viloyatlariga sekin-sekin kiryapti. Buxoroga kirdi va hozir joylab kiryapti. Yandex'ning kirib kelishi qanaqa bo'ldi? O'zi taksi kompaniyalari ko'p. Taksistlar ko'p, ko'chadagi taksistlar bor, lugo bir mashinaga o'tirib taksistlik qiladiganlar bor, i plus taksi kompaniyalari. Har xil taksi kompaniyalari. Telefon qilib zakaz beradigan taksi kompaniyalari bor, prilojeniyasi bor bo'lgan taksi kompaniyalari bor. Yandex bozorni o'rgandi, bozorga shunday kirdi. Kirish jarayonini qanday kirdi? Chunki o'sha raqobat bor bozorda. Shunday kirdi va birinchilikni o'zi egalladi. Abyom bo'yicha, baho bo'yicha, klientlar bo'yicha, mashinalar bo'yicha hammasi. Qarang. Birinchidan, Yandex'ni bitta ham o'zining mashinasi yo'q. Odamlar mashinasini qo'yadi. Ikkinchidan, Yandex'ni faqat prilojeniyasi. Prilojeniyasi. Bozorga kirayotgan paytda nima qildi? Bir paytning o'zida Yandex taksistlarni mashina haydaydi deganlarni qiziqtirdi. Shu bilan birgalikda klientlarni qiziqtirdi. Nima qildi desangiz agar? Qiziqtirgan narsasi Yandex'ga ular o'yinda falon puldan topdi. Juda zamonaviy predlojeniya bo'ldi. Juda qiziqarli predlojeniya bo'ldi. Taksi kompaniyalarida ishlab turgan taksistlar sirasiz Yandex'ga ulanishni boshladi. Klientlerine aitti. Yandex'de yürüsen falan falan kilometrelere bizim kurduğu yürüsen dedi Yandex. Ve Yandex'de prilojeniyasını kaç hafta çalıştığı boşları olandı. Prilojeniyayı kırı yaptı. Prilojeniyayı avzada gidin bana. Artık'ta bu noktayızda belgeleysiz. Şu cüzden gelip bu aitirgen cüzdeki o buradı. 2000 sömge, yani bu grup 5-10 yıl yaptı. 2000 sömge, köçede 7000 sömge o buradı genç öyle, 2000 sömge bu oraya biz. Dikkat edin. Yandex her bir haydovchiga A noktadan B noktaya borganı için adzeli 10000 sömge türlü yaptı. Plus klient türlü yaptı 2000 sömge bu uyan vaditirge bir yaptı. Kim için yaptı başka şey yok? Yandex'i kurulması bu oraya yaptı mı? Yok, fakat minuslu işliyor. Yani 2000 sömge klient türlü yaptı pürlüğe bir yaptı. Plus her bitti toçkasını borganı için 10000 sömge 15000 sömge için yaptı bir yaptı. Bir gün içinde taksistler 400 bin topuşmaya başladı. Bir gün içinde. Bu şovşukla aylandı. Hamla koştunuz diye taksiyi Yandex kullan diye Yandex kullan. Hamla Yandex kullan işte başladı. Şunu yapsam. İyi kliniklere gelme arzu bulundan ki hamla yapmışım işte diyor. Yandex 200 bin bu oldu. 200 bin bu oldu. Bir de odamlar kurulda jenek kriyap, bir de odamlar haydaşlı başladı. Ve kısa vakit içinde minusu falan işlerdi. Bozulama ahlak kılış maksadı. Juda ko'p odamlar Yandex'ga o'tdi. May taksi, boshqa taksilar normalni zarar ko'rish boshladi. Bozorga kirib oldi. Hamma uje odatga aylandi. Odamlar uje Yandex'ni uje tura olmaydi. Nima deb o'ylaysiz? Odam uje bitta narsani takror qilsa, odatga aylanadi-da. To'g'rimi yoki mana biz nima qilamiz? Kimning o'zini sartaroshi bor? Pastayda faqat o'sha sartaroshga boradi. Kim shunaqa qiladi? Nega borasiz boshqa sartarosh yo'ringizda turibdi-da sartarosh? Siz yerdagi sartarosh bo'lasiz, nega? O'rganib qo'yamiz. Bundan qo'rqasiz, o'zingiz sochimni noto'g'ri qilsachi, prichoskani buzib qo'ysachi, kim uchun aqlim haqida gapirgan? Shunaqa bo'ladimi? O'sha dangasaligimiz boshlanadi. Kim bitta pastavshikdan postoyanno oladi, buni o'rganib chiqsa agar boshqa joyda arzon ekan, bundan qimmat olib yurgan ekan. Bunda shunaqa bo'lgan. Chunki bitta bilan ishlayapsiz, uni o'rganib qolgansiz, uni narxini sekin ko'taradi oldi. Siz esa ishlab yuribsiz, boshqa joyda arzon bo'lgan, narxi tushib ketgan. O'rganib qolgansiz chunki. Yana shunaqa qildi, hammani o'rgatdi, taksilarni o'rgatdi, shu bilan birgalikda klientlarni o'rgatdi. Ana endi nima qildi? 15 ming har bitta poyezdasi uchun berayotgandi-ku, uni sekin-sekin kamaytirishni boshladi. Sekin-sekin kamaytirdi. 2 ming to'layotganlar bor-ku, ularning narxini sekin-sekin ko'tarishni boshladi. Kim tushunyapti nima qilayotganini? Sekin-sekin ko'tarishdi, bozorga normalni kirib oldi, sekin-sekin ko'tardi. Shuning natijasida hozir Yandex normalde sunma koyardı. Ano, her bir de payesler için tüm tülemeydi. Opsi zakazını, ama o şaşırdı bir şey, zakazını bir çiftli foizini Yandex bir şey yaptı ama. Şu tarzda Yandex, başka bir bozuldu, en doğrusu horonu kırdı, o işe skemasını ya da takrona yaptı o zaman. Bu düşün skemanı kırıyor. En de karar, tarzı o centerler açama değdi genler, bol bozor açama değdi genler. Siz bir paytning o'zida ham
molunu sotaman deydiğini kızdırış gibi. Hem molunu sotup olaman deydiğini kızdırış gibi. Boşuna siz sandı geçiyorsunuz da böyle sinki ne dedi? Minus ki geçişiz mümkün. Uyuzluk çünkü bizden hareket kılışız mümkün. Tayyol bunun çünkü. Zaten odadan bugün, bugünden ki şu mol bozorga, şu mol bozorda sotaman şu mol bozorga harit bulamam olsa eğer şu mol kımasaydı ne bulamam? Mesela mol sotat yanlarını kısıktır bizde bir oy. Buna bir oy geldi. Molunu koydu, sot şimdi boşlattı. Hala sotuncuda haber yok. Cevabım, bilgenim. Ama böyle birinci oyda hala sotuncu bilgeni yok. Sizde tüylediğin pulüge yaşlanırsa o gani yok da. Siz kendi oyda sadece tüylediğin dediğinizde ihtiyat edin oğlu çünkü ben katladırım. Sotaman dedi. Şuna kadar sebep gelir. Üçün için bir neçe oyda odadan tayol baş gelip, bir geç gelip, üç akışından geçmiş gelip. Bir gerekler, düzden düzden. Bizde azı school degen, Cizah'da bir maktab, hani hoşça spor degen yigit katmıştı. Katmıştı, kolundan sonra onu saksıydı. Yedik yıl aylanması 32 ve işler kuvvatı 32 faiz teşkil etti. Bana ağzı giyip, hayat yanımızda kimdir? 10 faiz işler yaptı, kimdir? 40 faiz kimdir, 50 faiz küçücü işler yaptı. Bunda 32 faizdi işler yaptı. Bizde programımızda katmışken daha iyi. Ağzı yedik aylanması 148 bin dolar. İş kuvvatı 90 faiz. Plus joylandı bunlar ki yetmişti. Uşa maktablarını yangi yangi konularını açtı. Cüde köp derselerini biz orada aitken bu kibiyayı kesinlerine utkazıştı. Okturukçularını, sotukçularını, hafızlarını, kibiyayları utkazıştı. Bana rezultatlarını bu işler izin. Bunlar maktablarına koydu. Her bitkilerini okulçularına aitken mücozlarımızda her bitkilerini ofislerine, işler çıkarıcı yönlerine şu maktablar gibi oldu. Cizah'da köyleşken bu maktab. Bu arada maktabda koridorda yürütmendi, koridorda. Koridorda yürütmiz, tıklar bir de slide'da koyup duruyordu, ilk sivri çaktı uçtu. Maktab ne olurdu, sivri de uçtu dedi. Ben de yaptı ki, sababı koridorda hareket tıkta gelmem ki, elektrik enerjisini tecaş için biz sensörlerin arasını koyuyoruz dedi. Üçüncü, eğer az yine hareket etseniz sensörlerin işlemekte de çok yorulardı. Kim için yapmakta geldi dedi. Yani hava arasını maksimum ve ekonomik yaptı da düşünüyorsun. Eğer ekonomik muhtemelen nazar devam. Bu çünkü korkunmalarında cüdük kum nesine kireksiz nesilerden işin yapma. Çırak değilsiz mi, top değilsiz mi, boşka nesil değilsiz mi, behudası ki samarasız işin yapma. Hangi kvadrat metriz maksimum işin yapmış ki? Bundan taşkarı en kısa karlı iki oylardan bir tanesi. Bunların maktablarında bana özür dilerim, kipi ayakını yapırdık. İş hakkını, karakası o kitaplar hakkında yapırdık. İşte motivasyon sisteması hakkında yapırdık. Okutucuların motivasyon kılıçtan taşkarı, okumcular için motivasyon sisteması kuruluyor. Maksuz pul yol ekleniyor. Azya degen pul, pullar var. Bizlerle. Bu pulların yordamında bola çakalarını kısıtırış boşluyor. Mesela bola maktabda geç olsa iştah kılıç gerek. Azya degen puludan bir iş gerek. Bola maktabda keş olması için otasını yakalıp uygut yaptı. Neden bana tez olayım ben maktabda bana pülümü vermezsin gerek yaptı. Otası uygutu maktabda uğradı. Kim için yaptı maktabda yaptı diye. Stalovoy'da dedi, Stalovoy'da avukat planış payıydı da bolaçalarının cim kurduğu muydu? Şurada yani bakırıp çakırıp avukat yerken payıydı. Kim? Bakıra diyemiyorsa ştraf kullanırız dedi, ştraf işlemem dedi. Ne boşuna şey metin kıldık, mukofon veririz, kim cim dursa pul veririz de yanımızdan giyindiydi. Ve pul oluşu mümkün de yapan oldu, buraları cim duruşu boş dedi. O kadın spakoyne, o kadın değil yani. Buna taşları, ben özüm kırdım maktabda, bola çelaklarına yaklaştım, dedim, kaç pulun var olsa? Buralar biladı özüm, kaç pulun var olaydı, çünkü sonra bir örnek ettiler. Bir şey yerde, bizim kursloşlar, bir şey, programımızda katlaşken tatlı bola farsatları şu maktabda koyuşken, Aziz School'da, kızık sayıcılar bunlar. Üçelerini otolarından sohbetlaştık. Kanaka farzandınız. Ayet yaptı ki farzandığında da yaptı bolanı giden pul bulan işleşti bolanı giden uçuk örgünü yaptı. Çünkü biz ne kalamız? Farzandığımızda tarifelerimiz Bohçada, maktabda, üniversitede dünyadan üzülüyen oldu. Riyal hayatta belirli halatta Hüsam'da hemen asası tayyor, hemen asası bor. Kim uylandırıp koyuyorumuzdan ki bu düşünme yaptı. Riyal hayatta boşka şey yani. Kim için yaptı? Makla gerekti. Düşünme yaptı bu.
Bu topçu bilmeydi, işler şu bilmeydi, onu belirli bilmeydi, mumaları bilmeydi, hiç nesini bilmeydi. O bola çıkmış maktabda, pul bile işler şu bilmeydi. Ve bola çıkardan sonra da kaç pul bu, falan pul bu. O da masanın su kapitlerinde, o da sayıdığımız değil. Bir gün şuna kadar bola durdu. Bula pulanı yıkkende, kim pulge narsa sotu buluşturdu gereken. Maktabın içinde magazin buluşken, üçe magazinin borası, üçe fakat magazinde işleyen pulu, üçe pulda daftar, üçgen, yanaşıyor, yoşayken, özüm için gereken narsalar özü oladı. Ola, özü temin otunu kırardı. Kim için yaptı, makine geldi diye. Otasını pul süreme yaptı. Şimdi karayın. Hakikaten o karsak çarşesi böyle diyemez. Otasaydı yaptı. İki de karsanın maktabını işitli okuyun dedi. Tiyatr taşka yıkılışıktı, tiyatr. Bola çalan tiyatr olmuştu. Tiyatrda pul bu. Ne? Kançada üstüme pul güreşti. Bitti bola. Bor yaptı da tiyatr. İkincisi bor mu yaptı? Ne söyledi? Ne tiyatrı borluysa? Çünkü pülüm yok diye. Vıftı mansanı veremem, bol dese gene yok, kartın içini toplamayın diye. Buna ne yapacağız ki? Tızırını doğru coğru kılışın. Maçı varsa tızırını doğru coğru kılışın yapın. Şimdi her bir biznesde kursal kişiler var. Kursal kişiler var. Siz biznesinizi boş kalmak için diyorsanız, tızırını boş kalmak için diyorsanız, kursal kişiler asoslu boş kalış gerek. Buna da gene kursal kişiler asoslu boş kalış. Kim boşuna haydaydı oralarınızda? Boşuna haydaydı bir paydayızda, panelizde kursat kişiler var. Skorist mi kursatabiyen, benzinli kursatabiyen, remen takarıyanı kursatabiyen, boyun kursatabiyen, eşik oşuk yok olayı kursatabiyen, akazatçılar. Şu kursat kişiler sizi yoldan beradı, doğru karar kabul kılışıydı. Mesela, siz Nubus'tan Toşken'e yol oluyoruz. Eğer paneliz işlemezse, benzabakizde kaçı benziniz borlu gibi kursatmasa siz yürüge çıksayız, çölde korup geçiyiz. Bol buralar istedik, çölde korup geçiyenler. Oraya. Aha, benzinsiz korup geçiyiz. Bana şu pakazatiler sizin yolundan beradı, doğru karar kabul kılışıydı. Demek, bana yürüge çıkışta olduğunda önce zabrafta kılışır gerek, yeme oluşur gerek. Biznesden kuluşuna kalarsın. Eğer siz biznesinizde doğru karar kabul kılışını koklasayız, pakazatilerle kılışırken. Bir gün bir tane bol geldi, ayettik ki ben bankrot buldum. Ne kılışır gerek? Ayettim ki, bankrot buluşuyla o dediğine kime deyiz? Ben bilmek oldum dedim bankrot buluşuyla. Niye? Çünkü bizneste kulu bir gözünü yumyan halde yürüyorken ondan yok şey. Ağız gözünü yumsan da, yura versen, cahillik ikiye geldiğinde gözünü bilmek oluşmuyor. Bu okur ki kadar şüphe oluşmuyor. Eğer pakazatçılar bulsa, sizin kursatı da kayısı tarafı karak gidiyor. Tuğur gidiyor mu yok ki, notuğur gidiyor mu? Notuğur gidiyorken siz bilginizden ki, siz rakbun sizde özgürtleşir mi? Üçüncü, orkuna da pakazatçılar buluşuyor. Mesela karak pakazatçı. Murojaatlar son. Mesela, bohçalardaki maktablara bol koyan üstümüz. Bilişler gerek, neşte oda murojaat kliyat. Onları okul yaptı, telefon okul yaptı, söyle yaptı, bakmazdı. Neşte oda. Bana bugün, şimdi de korkunasını kumura okuldu ya. Kumura okuyan kayıtımızda, siz bilişler neşte okuyup kumura okuldu, kuludu. Neşte murojaat böldü, kuludu. Yok ki, ofiste taşınıp duruyor. Neşte ofis izgi odamlar kiyemdi. Eğer ofis izgi kiyemdi. Dükkan üstü dükkan izgi neşte odamlar kiyemdi. Kim için yaptırmak da gerekti? Sizde bunun sonları bu işgeli. Sonları önce bu işgeli. Eğer modernli biznesinde bulmasın deseyiz, Ravşanlı biznesinde biznes kalaman deseyiz, hemen nasıl bir çeşke yok. Zanede neşte çıkırken, şartlama sonra neşte kurgen, tülyolar sonra neşte kurgen, her gün de tülyen odam, ofis sürme kaçı tülyolu kurgen, Örtüçe kaçı türlengen, satılgen mahsulatlar neşte bugün, eski kireklerde neşte satılgen, yeni kireklerde neşte satılgen, marjinal boyda kaçı bugün, hama narsanı ölçeş gelin. Üşe ölçeş asosunda siz kandaydı kararlar kılınlar. Sotu bölümü de, sotukçilerinizde her bir hareketlerini bilişiniz gerek. Mesela neşte bugün kongurakla cevap verir. Neşte çıkongurakla kıldı. Neşte abiyeklikte boğardı. Neşte odamla uçuşuşu kıldı. Hamasını kursa kişilerine ölçü yapalım. Üç asosunda sizin sotukçilerdeyiz, işçilerdeyiz. Açot verişlerdeyiz, son verişlerdeyiz. Kulli, haftali, oyli, açotlar. Açot verişlerinde siz mesela 4 de sotuk çiziyorsa, bunların planı 25 bin dolardan sotuk olsa, bu planı bacarış için hareketler planı var. Neşte uçuşu şu planı, neşte telefonla yaklaşardı ve hokazı. Üçe pakazatçilerde siz kulmakın körü borç. Bunlar her kulik özünü açotun. Mesela SMS plan, yok ki Telegram'da
bir bu iki kanal açıp durun. Bu şehirde her gün kaç ortamda yaşıyor. Telegram'da bir tek grup kanal açıp duyarsanız, grup açıp duyarsanız. Bu şehirde her gün sonuç için özellikle gel işin içi aç ortaya. Aç ortaya görür bu orası. Malika'da gelen sonuç için her gün filial boyunca kursa bile. Mesela filial 1, filial 2, filial 3. Filial buradan Malika, Nodara, Müslüman'a yani kız bu. Üç arası bu filial boyunca her birisi özünü aç ortaya bile. Her bir filialdaki özünü aç ortaya bile. Siz bir paytın özünde demek, hangisi filialinizde ne kurs etkişler bölümlerini kurmamız. O da her bir bölümün özünü, bunun rehber bölümüş gerek. Bu aç ortaya yıkan halde direktörde malumatlarını veriş gerek. Biz de size gelsek ise haftada 1 Mart'ta direktör bulan 3 yaşın 10 kişi korkmaları bölümlerken narsalarını kurup olmuş gerek. Sotunda gene, marketinde gene, kodurlarla işleşte gene, molyada gene, mahkozaların her birisi kurmadığını görelim. Şu tarihte biznes egeası biznesini boşlarıştırır. Bak kazançlar asosu da boşlar. Şu nasıl düşünmüş gerek ki siz biznesiniz verit böyle diyen göze kişiyle bir biznes böyle diyen göze bak kazançlar diyen şey yapmaz. Kaptı önce kararsız bir daha olsun bir durum. Peki biznesini katta kılaman deseyiz, katta araştırmalı ise mesela samolot bir aylan tarafı yapıyorsanız samolotta indi katta oturuş mümkün olmaz. Mümkün yaptırmakla yapıydı. Samolotta bitti hatta katta haracatı da okuyan. Bu şekilde hata olanı kıladı yapıyorsanız, samolotunu kıladırsanız ama ne ya? Kıladı şimdi yok dedi. Ve samolotu boş karıştı, siz oynadan boş izi çıkarıp bile durulmayız. Fakat pakazatıyla işleriz. Ben çıkılar, şu an, gerekli böyle pakazatıyla bile yine, yine kişiler şimdi yapıyorlar. Şu üçün, katta biznes, bu ticari yolunda pakazatıyla bu işe, açıklar bu işe, bir şans olsa demek biznesini boşlaştırıyoruz. Biznesini, mahsulotlarınızı yakışıklı olsun oluşmuş olmasayız, mahsulot kitabı da yanıp kitabı yaratış gerek. Mahsulot kitabı da yanıp. Mesela makaron sokaklar diyorsunuz. Ne çıkan makaron var? Ne çıkan makaron var? Bunlar makaron sokak olabilen abdeliklerle, dillerle, makaron hakkında malumatlarını bataksız yolladığı bir işler. Demek makaron sonuçta şu anda dediğim mesela mahsulot kitabıda 5 yıl makaronlarını batarsız yoruluşlar gerek. Bu makaron kanaka yani bir yoruluş ana kanaka kandayı tayyorlan gel kimde bölge yani kanaka o katlar bundan pişirse bırakı o okuldaki kançaya daha fazla daha fazla hemen arsa saklayı yoruluyor. Üçüncü centri bura diye mesela üçüncü centrinden bunu düşünmek kitabı bura mahsulot kitabı değil. Kurslar var o sonunda, İngiliz dili kursu, Fransız dili kursu, yani hala kadar kurs, muhafaza ol. Üçün kurs hakkında yorgun yanıyor. Kim gibi önce ben gel, kança dolu etadı, numaralar koyduları bu, muhafaza, muhafaza ondan sonra kafası ödemiyor. Her bir, mesela klinikada hizmet de var. Yani İstanbul'daki eski klinikada 20 hıl uslubası var. Dışlı tortuş var, dışlı davalaş var, implantat koyuş var, her bir tasın mahsulat sonlanadı, uslubası sonlanadı. Her bir tasının yorulup çıkış gerek buladı. Kanada buladı, kanaka teknoloji asosunda kırmladı. Afzalindeki limada kim gibi öncelengen, kanaka okulaklarında kırmladı. Haması bir toplu yüzüm yapıldı. Bunun için gerek, eğer siz sotukçilerdeyiz, klinikle muhakkak kıladığınız odamlarıyız. Hizmet diyor ki, tavarlarınızı sotmak için bu işini koklasayız. Bunlar yakışık bir iş gerek. Kimde şuna okulakları uzatırlar. Siz eğer üzeyiz, klinikle yapılaşsayız, yakışık sotasız. Başka bir şeyler verdi. Sotuçiyiz, klientten geplerse yakışı sokmayın. Yumar o tutma. Şimdi şuna falan atma. Ne gibi bırak biraz? Bunun sebebi, siz biznesinizde hemen arsak uyuziz bırakırsınız. Boş eden bir tepkiyle yapsınız. Tecrübeyiz bu. Sotuçiyiz ise, hundu sizdeki tecrübe yok. Bilim yok. Üçün için siz yakışı olsanız, bu yumar olsun. Hem de yakınsak buradı, bu ham yakışı olsun. Malumatlarını niyeden oluş gelin buradı. Oğuz gibi düşürmüş gerek burada, kitap şakırı gibi düşürmüş gerek burada, sotuncuyu bir iş gerek. Her bir sotuncuyu işe olduğunuz mu? Üçün kitabı bizden okup çıkardı, üçün kitabından düşürüm oladı, testlerini topşırardı. Üçün siz okulaydığı derecede bilen yanında kendini testlerini bölgenizde peyin yine bunu yanmayla bulup bu iş gerek. Ne yapayım? Benim gibi mikrofon. İzleşin.
satuvchilarga qanday maslahat bersam bo'ladi? Lekin bozorda boshqa olib sotuvchilar hammasi yolg'on gapirish orqali xaridorlarni o'zlariga jalb qilishadi. Qarang, birinchidan, hamma shunaqa yolg'on gapiradi deyish noto'g'ri bo'ladi. Hamma unaqa emas. Lekin bor odamlar yolg'on gapiradi. Ikkinchidan, shuni tushunishingiz kerakki, yolg'on bilan shu asosda ulardan talab qilib qolasiz.
Sizga javob beradigan, sizning talablaringizga javob beradiganlarni qoldirasiz, javob bermaydiganlarni demak, boshqa joyga bor, boshqa yo'nalishda demak, faoliyatga o'tishlari mumkin. Va buni avtomatlashtirish imkoniyati bor. Bizlar o'zimizni qo'rqonamizni shu qilganmiz. Odamlarimiz uchun maxsus programmamiz bor. Programmamizda spetsial darslar qilamiz, kurslar qilamiz. 1000 marta gapirgandan ko'ra 1 marta video qilib, tekstni qo'yib qilib, programmani ichiga joylashtirgan. Xodim keladi ishga, ishga kelgan paytda login parol orqali kiradi sistemaga. Kirgandan keyin u yerda videolar bor, testlar bor, eksamenlar bor. Videoni ko'radi. Ko'rgandan keyin tushunganini sinab ko'rish uchun testlarimiz bor, testlarni yechadi. Sistemaning ichida bo'ladi, qog'oz-qog'oz bo'lmaydi. Testni yechadi, eksamenni topshiradi. Biz esa programma orqali ko'ra olamiz, qaysi o'quvchimiz yaxshi, qaysi biri yomon, qaysi yaxshi darslar o'tyapti. Qaysi biri tushunmayapti hech narsa, xato qilyapti. Sistemani ichida bilsak bo'ladi. Shu tarzda demak, sotuvchilarni qisqa vaqt ichida tayyorlasak bo'ladi. Shuning uchun ham biznes sotuvchiga emas, biznes sistemaga bog'liq bo'lishi kerak. Kim tushundi shu ideyani? Biznes odamga bog'liq emas, sistemaga bog'liq bo'lishi kerak. Odam ishdan ketsa, sistemangiz davom etishi kerak. Agar sizni korxonangizda bitta ishchingizga 10 ta ish bog'lanib olingan bo'lsa, agar bu ishdan ketadigan bo'lsa, hamma narsa qulaydigan bo'lsa, demak bu yaxshi tashkil qilinmagan biznes hisoblanadi. Kim tushunyapti nima deganimni? Qaysi bir odamga bog'lanib qolgan biznesingiz, u odam ishdan ketib olsa, hamma narsa qulab, bankrot bo'ladigan bo'lsa, demak siz biznesni to'g'ri organizatsiya qilmadingiz degan. Odatda biznes egasi shunaqa holatda bo'ladi. O'zi eng kuchli ishchi bo'ladi korxonasida. Agar siz hali ham o'zingizning korxonangizda eng kuchli, eng aqlli, eng dono, eng bilimdon ishchi bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, bu sistemangiz yaxshi emasligini bilaman. Bu sizni jasoratli, juda ham bir kuchli ekanligingizni emas, naqorot siz kuchsiz ekanligingizni bilaman. Chunki sizni kuchingiz ishni ko'p qilishda emas, ishni yaxshi qilishda emas, sizni kuchingiz ishni yaxshi tashkil qilishda. Çünkü diye. Özellikle doğru olayım. Sizin küçüğünüz işini yakışık bacarı işlemez, işini yakışık taşkır ediyorsunuz. Çünkü işini bacarı yapmayınca her sefer bacarı işini diyor. İşini taşkır etmişseniz, bunlarla taşkır edersiniz. Bu iş sizi, işte o kimgi sızan, yeteverelim. Şuna kadar tızınlığı gelişmeler. Ama bu programı şuna kadar tızınlığına bitmez. Demak, bizda ishga olish tizimi bor. Endi siz korxonangizga ishchilarni ishga olmoqchi bo'lsangiz, uni o'zining qoidalari bor. Sotuv bo'limiga ishchilarni olmoqchisiz, qanaqa qilamiz? Birinchi, tayyorgarlik etapi bo'ladi. Tayyorgarlik etapi nima? Siz bilasizki, qanaqa odamlar sizga kerak? Nechta odam kerak? Qiz kerakmi, o'g'il kerakmi? Tajribasi kerakmi, tajribasi bo'lsa yuraveradimi? Onlaynda ishlaydigan bo'lsa-yu, offlaynda kelib ishlasinmi? Ko'rinishi, chiroyli ko'rinish kerak yoki ko'rinishi muhim emasmi? Call centerda telefonda javob beradigan bo'lsa. Hamma narsaga qaraymiz. O'sha asosida joy tayyorlaysiz. Qayerda bu call centeringiz bo'lsa, call center qatta o'tiradi, ammo tayyorgarlikni qilasiz. Dash qidiruv boshlanadi. Qidiruv maxsus saytlar bor. Olex deysizmi, hh.uz, robot.uz, myjobs.uz, boshqa ko'p saytlar juda ko'p, Telegramda juda kanallar bor. Har xil usullar orqali qidirishni boshlang. Dalshi, qidirgandan keyin variantlarni ko'rdingizda, ular bilan intervyu, telefon bilan suhbatlashgan holda ichidan filtr qilishni boshlaysiz, tanlashni boshlaysiz. Keyin chaqirasiz suhbatga, suhbatda o'tkazasiz, baholash boshlanadi. Uni qay darajada qobiliyatli, qobiliyatli emasligi va hokazolarni o'rganasiz. O'sha asosida agar sizning parametrlaringizni ko'tadigan bo'lsagina ishga qabul qilasiz. Ishga qabul qilish jarayonida tezgina adaptatsiya qilish kerak bo'ladi. Ishchi tezgina moslashib, korxonaga tezgina foyda keltirish kerak. Yaxshi ishingiz boshlash kerak, tez foyda keltirish kerak. Shu tarzda demak, korxonangizda kadrlarni olishni boshlaysiz va yuqorida aytib o'tgan tizim orqali xodimlarni ishlashni boshlaysiz. Xo'p, umuman olganda bugungi darsimiz kimga ma'qul keldi? Bitta qo'l ko'taringlar. Bugungi o'rgangan narsalardan hech bo'lmaganda bir donasini borib korxonada qo'llay bilaman deydi yana qo'l ko'tarasiz. Uchtasini qo'llay olaman deydi yana qo'l ko'tarasiz.
Üçtadan ko'proq qo'llar olaman deydiganlar ko'plar. Ya'ni uchtadan ko'proq instrumentlarni borib korxonadan qo'llay olaman deydiganlar. Bormi? Bu zaman bitta narsa bilish kerakki, ma'lumotni ko'p bilish foyda sunadi. Ko'p biladigan odamlar rezultatlar beradi. Ko'p bilish shart emas. Keraklisi bilish kerak. Keraklisi bilish kerak. Bu bir. Çünkü siz kum nazarını bıraktığınız için prosto biblioteki gibi boşaltın. Hayır biz dişlerkeniz de ne ki biblioteki. Hemen nazarını bıraksın ne ki biz görüşmüyor. Üçte diplomayız Gülseyen. Maktabını, kolejini katında kızın diplomalarını bitirgen Gülseyizden. Hayır biz de hiç anca biz görüşmüyor. Bulmayın. Çoğun ki örgüyenge narsalarız asosunda yaşamasayız, analtımasayız, kullanmasayız. Biznesden konuşmuyorlar. Hemen nazarını bilişiz, konca atıyor. Kerenin nazarını bırak, kullan. Üçün için biz aydanız ki ko'p narsani bilib amal qilmaydigandan ko'ra, kam narsani bilib amal qiladigan odam ko'proq narsaga erishadi. Shuning uchun amal qilishga harakat qilish kerak. Bilag'on bo'lishga emas, qilag'on bo'lishga harakat qilish. O'lgan narsani tutib turish kerak. Kim oralaringizda xohlaydi, meni boshchiligimda, meni rahbarligimda bugungi berilgan instrumentlarni va boshqa instrumentlarni qadam-qadam korxonasida joriy qilish. Bormoqlaringizni xohlaydigan. Ya'ni kimdir bo'lsa-da, sizga aytib tursa, "Men buni haqqi qilasiz", deb, "Buni haqqi qilasiz". Mashina haydamoqchi bo'lsangiz, instruktor yoningizda bo'lsa-da, gazni bosing, tornozni bosing, svetoforni qarang, pishoqni yurmang deb, har bitta qadamingizni sizga yo'l-yo'lini ko'rsatadi. Sizning mashinani haydashingiz samaradorligi oshadi, xato qilish ehtimolingiz kamayadi. Odatda tadbirkorda bunaqa odamlar bo'lmaydi. O'zi bilganicha qilgan, o'zi bilganicha boshlagan, xatolarni juda ko'p qilgan, bankrotlikka duch kelgan, necha marta avariya qilgan mashinasini. Lekin bir amallab yana harakat qilib o'ziga rezultatlarga erishdi. Shuni bilishimiz kerakki, shunday odamlar bor. 7 marta o'lchaydi. Buna qaraganda kesish kerak, yana 7 marta o'lchaydi. Ya'ni o'ylaydi, yana 7 marta o'lchaydi. Hayotda kesmasdan o'tib ketadi. Uchta diplom bor, lekin hayotda hech narsa o'zgarmaydi. Endi qaraylar, yana ikkinchi to'rt odamlar bor. Ular vaqtli o'chmaydi. Faqat kesadi. Kesadi. Tadbir ko'rish va kesadilar. O'chmasdan kesadi. Bam, xato qiladi. Yana qiladi, yana xato qiladi. Kesib o'tib. Lekin shu kesgan paytda ozgina bilimga ega bo'ladi. Shunda men boshqa joydan kesdim dedim. Tajriba ortadi-da. Menimcha salgina bir yo'ldan kesish kerak bo'ladi. Ana magazinga borsangiz agar, supermarketga kolbasa kerak bo'lsa agar, qancha kerak deydi-da hammasi. Ha shu. Shuncha, necha gram bering desiz agar, kolbasani oladim, qiladi-da kesadi-da. Tajribasi ko'p bo'ladigan bo'lsa, to'shin kesadigan bo'ladi. Chunki ko'p narsani qilyapti. Faqat o'lchaydigan hayotda bir marta kesmaydigan odam reallikdan ancha uzoqda, u teoretik bo'ladi. Teoriyada biladi, qanaqa bo'lishini, qanaqa bo'lmasligini hammasini biladi, lekin praktikasi bir marta kesmagani sababdan bilmaydi, qayerdan kesish kerak. Lekin praktikadagi odam esa ko'p kesganligi evaziga o'shini biladi. Ma'lumki shundan iboratki, faqat xato qilish bilan yo'qotishlar juda ko'p bo'ladi. Ya'ni kesdingiz, uni qaytadan tiklash bo'lmaydi, uni qaytadan yopishtirib bo'lmaydi. Mana shu joyda siz katta yo'qotishlar qilasiz. Endi qanaqa qilish kerak? Ikkalasini jamlash kerak. Ilmni olish kerak, o'lchash kerak, kesish kerak. O'lchangan holda bilimga asoslanib kesish kerak. Bizning ota-bobolar har bitta narsani ilmga asoslanib. Ilmni olgan, keyin qilgan. Ilmni olgan, keyin qilgan. Farzandini sartarosh bo'lishni xohlasa, sразу sochini tirqishga bermaydi. Uch shoq bo'lgan, o'tirgan, qaragan, sochini qanaqa qilyapti? Qanaqa qaychini qanaqa qo'shilyapti? Shomalar qanaqa deydi? Qaror qanaqa ishlayapti, har bittasi ko'rish kerak. Qurolchilikka qo'ymoqchi bo'lsa, xuddi shunaqa. Har bitta sohaga shomil qilib qo'ygan, ko'rib, o'rganib, keyin qilib ketish kerak. O'sha uchun har bir narsadan shug'ullanar ekanmiz, ilmni olamiz, uni praktikada qo'llaymiz. Ilmni olamiz, uni praktikada qo'llaymiz. Shundagina biz qandaydir rezultatlarga erisha olamiz. Shundagina biz ravshanni erishayotgan rezultatlarda rezultat qila olamiz. Bizning programmamiz bor. Metodologiyamiz bor. Metodologiyamizda nafaqat sotuv bo'limi, biz bugun faqat sotuv bo'limi haqida gaplashdik. Kimga yo'qdi bugungi darsimiz aynan sotuv bo'limiga bag'ishlangan.
Sizler nafaka sotu bölümü, biznesinde cüda köp normalar var. Bizde programımızda duyurduğun 200 tadırkor oku bölümü. Konsaltin bozmanıda Richard'in engelleriniz. İntervülüyatta vakiliyimiz var. Ve programımızda köp odalar oku genle gevazıge biz programımızda doyum takımlaştırıp olduk. Programımızda programımızda şunu teşkil kıldık ki her bitti ders biznes egesinin akritilyonun muammosunu geçirmeye yakaladı. Mesela köpçelik tatbikorlarda maksatlı uzuyor. Kaçı köpçelik olsam şunca yakışı deneyen fikir var. Biz bu nasanı bulamız tatbikorda boruna girdim. Bana bazı başarı götürgenlerini 90 koyuzda maksatlar yozulmadan prosta uçup yürüttü havada, kellada. Şuna kadar sen kıldık. Birinci, ikinci muammonu bildik ki tatbikorlarında binyasında cüda köp tarakanlar var. Kaysa manada tarakan? Bunaqa bo'lmaydi, bu ishlamaydi, mabul. Bunaqa ishlab bo'lmaydi, bunaqa bo'lmaydi degan ishonchlar bor. Noto'g'ri ishonchlar. Birinchi qilish kerak bo'lgan narsa miyani nastroykasini to'g'ri qilish kerak. Men bitta narsani doim aytaman. Mana fleshka bor. Kimni o'zi oldi fleshkasi bor. Sizda bor nima fleshka? Fleshkasini bitta ko'rsam aytaman. Fleshkani bilasizlar. Fleshkalar, masalan bor. 2 GB'lik fleshka bor. Bor 32 GB'lik fleshka. Bor bundan ham boshqa narsa. Nechta qanchalik bor? Mana 8 GB'lik fleshka. Shuning 32 GB'ligi bor. Kim ko'rgan shu fleshkalarni? Xuddi shunaqa bor. Nimasini farq qiladi desangizga, vobshe hech narsasidan farq qilmaydi. Absolyutno bir xil. Razmeri ham bir xil, og'irligi ham bir xil, ichidagi chiplar ham hammasi bir xil. Lekin bittasi 8 GB, bittasi 32 GB. Nega? Sekret programmasi. 8 GB'lik programma shunaqa o'rnatilganki, sanning miya 8 GB'lik. San 8 GB'lik informatsiyani gina jamlay olasan, undan ortig'ini ko'tara olmaysan, deb programmalashtirilgan. 32 GB'lik programma bo'lsa, sani miya 32 GB'lik. San 32 GB informatsiyani olib bilasan. Undan ortig'ini ko'tara olmaysan deb programmalashtirilgan. Agar fleshkani mutaxassislarga olib borsangiz, uni miyasini qaytadan programmasini o'rnatsa, 8 GB'ligini ham 32 GB'lik qilsa bo'ladi. Kim tushunadi nima deganimni? Tushunadimi? Tesla'da Şuna kadar satılın geldi. Oşinam, Tesla Oşinam bu. Aynen funksiyonlarını satıp oluşumuna dikkat edin. Boşu rüzgarları yok. Post internetli kırarsız, funksiyonunu satıp olasız, funksiyonu hakkın funksiyonu, mesela karar funksiyonu, funksiyonu moşinle tez rüzgarak kıradırken funksiyonu. Mesela hazır 3 sekundda 100 ga chiqadigan bo'lsa, to'lovlarni qilsangizga 3 sekundda emas, 2 sekundda 100 ga chiqadigan bo'ladi. Nima deymizga desak, nima deymizga? Programma deymizga. Yoki hozir shunaqa narsalar o'ylanyapti. O'sha mashina, o'sha zaryadi, o'sha batareykasi pulini to'lov qilganingizdan keyin funksiyasi shunaqa ochiladi, zaryadi prosta ko'proq yetadigan bo'ladi. Tushunyapman. O'sha hech narsa o'zgargani yo'q. Prosta programmasi almashtirilgan emas. Hech qanaqa. Bizda birinchi qiladigan ishimiz programmamizda sizda mana birinchi darsimiz bor, maqsad qo'yish degan darsimiz bor. O'sha darsimizning o'zida biz qanday qilib programmangizni kengaytirish ustida ishlaymiz. Qanday qilib fleshkangiz oshsin, chunki mana do'stimiz borlar. Makaron ishlab chiqaradilar. 30 tonna ishlab chiqarish mumkin bo'lgan joydan ishlab chiqaradi. Sababi bu kishining programmalarida men o'zim sotishim kerak. Hamma ishlarni o'zim qilishim kerak. O'zim sotmasam, o'zim harakat qilmasam ishonib bo'lmaydi ularga degan qaysi bir joyda programma bor? Bormi yoki yo'q? Bir mikrofon tushgan o'zlar fikrlarini aytsinlar.
qilmaslik mumkin, o'zim ishlab yechim kerakmi deydigan fikr bo'ladi. Mana shu programmani kim tushundi, deb ko'taramiz. Endi nima qilish kerak? Bu programmani o'rniga boshqa programmani o'rnatish kerak. Bizning birinchi darsimizda o'zida shunaqa bo'ldi. Ya'ni keling. Programma nimasiga naglarni misolni ko'rsatmoqchiman. Bu programma qanday ishlaydi? Masalan, hozir o'z tanishtiring ismingizni. Men Ziyorat Nuriddinov. Qarang, masalan, savol beraman. Savolga tez javob berish kerak bo'ladi. Javob bermaslik kerak yo'q, tez javob berasiz. Kelishdikmi? Bir minutda bitta oyoqda nechta sakraysiz, tez javob bering. Tez. Endi qarang. Hozir mikrofonni olamiz. Keling, mikrofonni. Hozir bunday qilamiz. Nima uchun tez dedim? Sababi miyada tez so'ragan paytingizda bor bo'lgan informatsiyani, ishonmagan informatsiyani sarf beradi. Hozir bunday qilamiz. Bir oyoqda maksimum sakrashingiz kerak bo'ladi. Sekundometrni ochinglar, 1 minut ushbu zashkat qilishingiz uchun. I sanaymiz, nechta bu odam haqiqatdan ham maksimum sakray oladi. Osaymiz. Bitta oyoq charchasa, ikkinchisi bilan bunisini sakrashni tayyorlasangiz, sekund 1 minut faqat, mana bir kişi sanaydı, siz sanaysınız, toplu mu? Sanaydı. Siz sikunda verin. Gittik mi? Ayarınızın 3 geçe sanaymaz, sikunda verin, boş verin. Bitti o yolda. Kaysız çarçası, tiz 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 anlaştık gittin. Ayarınızı maksimum çakraş gerek. 1, 2, 3, gittik. 1, 2, 3, tiz tiz tiz. Tizleşin, tizleşin, tizleşin. Tizleşin, tizleşin. Biznes konuşurken bunun için bir konuşurken bunu buldum.
Neşte? 7 kişi. 7 kişilik hazır bu hafta 47 adam olduk. Evet. 3 kilomuz var. Kula kalesi yeri 2 kilo alacaktır. 5 kilo alacaktır. Kula kalesi yeri. Dansı yetkilerimiz. Kazakistan'dan bir yalan. Biz okul magazinden başlamış. Spesial sanat okulunda. Kim rozlanmış. Kudok istiyor. Kudok. Bu zaten şimdi hem de istiyor. Bu yüzden biznesin verdi 97% bir. Sonu da alıp kullanmak istiyor. Bu durumda da yok. O zaman bir laf edilemez, sen düşünme. Metodologiyamızda metodologiyamızda her bir ders aniq bir qaysi bir muammolarga qaratilgan, qaysi bir muammolarni yechimiga qaratilgan. Biz 4200 ta tadbirkor bilan ishlash jarayonida qanaqangi muammolar bor bo'lishi mumkinligini, hozirda borligini bilamiz. Masalan, hozir birontangizga 3ta savol berib turib, sizlar yangi hozir qanaqa muammolar borligini, bu muammolarni agar davolamasangiz, yaxshilamasangiz, o'zgartirmasangiz nimaga olib kelishini bilamiz. Buni asl sababi nima? Qayerdan paydo bo'ldi? O'sha sababini davolash uchun. Sababi qayerdaligini bilamiz va qanday qilib davolash metodlarini bilamiz. Bizda instrumentlar bor. Jilayishlar bo'lsa, bizda rahbarligimizda bu narsalarni qo'llasak bo'ladi. Nima deysiz? Men Nadira Tuxalikova. Xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanaman. Nima xizmat? Bolalar bog'chasi. Oo, xususiy. Endi bizda bolalar bog'chasi juda ko'p. Masalan, bir nechta savollar beraman. Birinchi savol. Nechta odam ishlayapti? Bu savollar hozir nechta odam ishlayapti? 4ta. Jami komandada qo'shganda 4ta o'zim bilan. O'zi. Bir de sorumu bize bir tane. Şimdi konaklandığınız bana sorumlu. Birinci tane. Bohça maksimum kuvvetle işlemeye. O zaman ne işte? Bolanı oku çizmeyi ne işte oku yaparız? 50 tane mucallengen 15 tane var. Şimdi başladık. Değil mi? Hafta var. Birinci, şundan birisi söyledik ki bohçalar maksimum işleri oluyor. Sababı üzerine bir şey yok. İkinci ne? İkinci halat çünkü şu 15 de odamda füller vaktinde yığılmıyor. Aydın mikrofonu da ne yapalım? Karındaşlarının bağlarını, karındaşlarının bağlarını. Ne yapalım? Hala mecaz yığılmaya kadar tanış bir şirik kılıyoruz. Şuna bak olan böyle. İşçilerde oylikler vaktinde tölenmez gibi mümkün, çözülüşü mümkün, şuna kapatıp tutaklar. Mikrofon. Ha yok, Rostan. Tutatıladı mı? Aha. Tutatıladı. Kim şunu yaptı, maktı, ne böyle yaptı? Yani bitti ilk de sağ ol lan. Holat kaynaklarını biz uje bilemez. Endi karak. Bu holatın davola şeyleri bu. Kandı yakılı bohçalarında, işte odamız kadar maksimum? 52. Kandı yakılı brüzelikte sıkılış mümkünlüğünü bilmek. Filalar açıklamaya gerek. Filalar açıklamaya. Filalar açıklamaya gerek. Join'ı maksimum çıkarıp boşta filaların kılışını yürürler. Yani kendi muamurlardan profesyonel kadrilerin yetişmesi gibi olmuyor mu? Spitsalist. Diploma yok. Böyle var mı? Yok ki babamızın aşıklarında. Diploma yok diyen kabul bilgilerimizde işte. Şuna bak olarak uzatıladım. Bolada kararsız olarak. Yani gerekli etibar verilmeydi. Bolada rezultat, cahil katta rezultat bulmayaktı. Otomlaları kurmayaktı bu. Bolada kanakadır. Reski kanakadır. Üst işlemiydi.
Yani talimdagi sifat azgina past bo'lishi kerak. Hozircha bu holat kuzatilmadi. Balalar qarovsiz qolmaydi. Kelgusida yana agar balalar ko'paysa chet tillarni o'rgatish yoki qo'shimcha mashg'ulot o'rgatadigan shu mutaxassislarni taklif qilish rejamda bor. Yaxshi. Primerni shunaqa odatda bugunki analiz qiladigan bo'lsak, yana boshqa narsalar chiqadi. Masalan, kishida yana aytishimiz mumkinki, hisob-kitob yo'q. Qancha vaqtga qo'yib qo'yish kerak, qancha vaqtga xarajatlari bor, buni hisob-kitoblari yo'q, uchoq yo'q, hamma narsa qog'ozda yoki o'sha kalada yuritiladi, boshqa yuritilmaydi. Suratda bu endi boshladikda yaqinda bir oycha bo'lib qoldi. Yaxshi, menda maqsadim monopoliyaga erishish o'zimni hududimda. Monopoliya yaxshi narsa emas deydi. Literlik edi. Konkurentsiya yaxshi emas. Yo'q, endi hudud jihatdan. Xo'sh, bozorda katta bir klubni egalardan bo'lishda niyatingiz bormi? Yaxshi, liderlikni egallash. Dur, nega yo'l bera olamiz? Metodologiyamizni keltiramiz.